Dostlar selamlar. Bugünkü videomuzda Everest'in X-Razer 7D Optical Gaming Mouse adlı mouse'unu kutusundan çıkarıp ufak bir şekilde inceliyoruz. Ürünün koduna baktığımız zaman SMG05 olarak geçiyor. Bunu internetten arattığınız zaman daha kolay bir şekilde karşınıza çıkar. Yani ürün daha kolay bulabilirsiniz. SMG05 olarak geçiyor. Tekrardan söyleyeyim. 6400 DPI'lik RGB bir mouse. Fiyat konusuna baktığımız zaman inanılmaz düşük bir fiyatı bulunuyor. Yani böyle bir ürün için gerçekten çok güzel bir fiyat karşımıza çıkıyor. Bu yüzden hani fazla bütçesi olmayan kardeşlerim için, abilerim için güzel bir alternatif, güzel bir tercih olacaktır. Kutu tasarımına baktığımız zaman kutu tasarımı benim çok hoşuma gitti. Yani premium duruyor. Uygun fiyatlı bir ürün olmasına rağmen kutu tasarımı gerçekten çok güzel. Ürünün baskısına falan burada yer verilmiş. Hemen yan tarafına baktığımız zaman en üstte Türkçe bir şekilde ufak tefek özelliklerden bahsetmiş. Minimum 800, maksimum 6400 DPI'ye kadar çıkabiliyormuş. Ürün özelliklerine baktığımız zaman 7 tuşlu optik oyuncu mouse'u deniyor. Ondan sonra tüm kullanıcılar için uygun tasarlanmıştır. İşte el yapısına vesaire göre bundan bahsediyor muhtemelen. RGB olduğu için 16.8 milyon renk yelpazesi bulunuyor. 10 milyon da tuş ömrümüz burada bulunuyormuş. 150 mm'lik kablomuzla 137 gram ağırlığımız burada karşımıza çıkıyor. Altta da For Real Games diyor. Yani gerçek oyuncular için diyor. Şimdi bir açalım. Bakalım ürün bize ne sunuyor? Kutusundan ne çıkıyor? İlk bakışta bizi nasıl karşılıyor? Kaliteli mi değil mi? Bunlardan bahsedelim. Kutu bu şekilde karşımıza çıktı. Şimdi açalım. Altta da bir tane etiket varmış. Onu da açtıktan sonra ürüne ulaşabileceğiz. Biraz yırttık ettik ama olsun. Evet, şimdi ürüne yavaş yavaş ulaşmaya başlıyoruz. Şöyle şunu alalım. Şu malzeme çok garip. O kadar kaliteli hissettiriyor ki şu. Garip yani, bayağı farklı bir malzeme. Böyle terletmeyecekmiş gibi duruyor. Tuşlara ulaşılması. Yani sadece baş parmağınızla şu tuşa rahatlıkla basabiliyorsunuz. Ulaşım kolay. Switch sesleri gerçekten çok hoş. Yani yüksek sesli bir switch bulunuyor. Zaten siz de videodan anlamışsınızdır. Elim ne kadar büyük olmasına rağmen, yani fazla büyük olmasına rağmen şu an bir sıkıntı yaşamıyorum. Yani elime gayet tam oturdu. Ha, küçük eller için bir şey diyemem. Ama yani küçük ellere sıkıntı yaratacak bir mouse gibi görünmüyor. Çünkü büyük değil. Hani böyle çok büyük bir yapısı bulunmuyor. Burada aydınlatmayı ayarlayan bir buton. Şurada DPI'yi ayarlayan bir buton bulunuyor. Ondan sonra scroll tuşumuz biraz sırtıklı bir şekilde yapılmış. Ve yine bu da sesli çalışıyor. Sol sağ klik. Şurada da diğer makro falan atayabileceğiniz tuşlar bulunuyor. Arkası da bu şekilde gözüküyor. Yine bu ürünü gönderdiği için Segment Bilgisayar'a teşekkürlerimizi iletelim. Bir takalım, bir de RGB aydınlatmasına bakalım. Ondan sonra inceleme videosunda mouse'u inceleyelim. Evet, baya baya kaliteli ve parlak bir RGB yapısı bulunuyor. Şuradan şuraya kadar şeridimiz çok güzel bir şekilde yapılmış. Bunu muhtemelen bir program üzerinden ayarlayabiliyoruz. Bunun detaylarını sizlere inceleme videosunda zaten bahsedeceğim. Çok garip bir mouse, fiyatına göre çok hoş. Bu aralıklar falan çok garip. Ondan sonra buradaki desen elinizin terlememesi için, parmağınızın orada terlememesi için, kaymaması için yapılan desen çok hoş. RGB aydınlatma zaten çok yüksek parlaklık oranına sahip. Yani sönük yanmıyor, parlak yanıyor. Mesela şöyle bir bakalım. Baya baya iyi. Daha kalın bir RGB şerit yapısı bulunuyor. Klik sistemimiz bu şekilde. Bu şekilde bir mouse. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu mouse'un dostlarım inceleme videosunu yapacağız. Yine fiyat olarak uygun fiyatlı bir mouse. Aşağıya da açıklamalar bölümüne de linkini zaten bırakacağım. Oradan istediğiniz gibi satın alabilirsiniz ürünü. Ya ben şunu söyleyebilirim. Malzeme kalitesi, malzeme yapısı çok güzel. Terletme yapmayacak bir malzeme yapısına benziyor. Klik seslerimiz çok güzel. Tekerleğimiz burada çok güzel tırtıklı yapılmış. Parmağınız kaymasın falan diye. Tuş sayısı bence yeterli. RGB şeritleri gerçekten çok iyi. Elle tutuş hissiyatı, kalitesi, tokluğu o da çok iyi. Ona hiçbir şey diyemiyorum zaten. Gerçekten elinizi çok iyi tutuyor. Gerçekten de çok kaliteli hissettiriyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ha, bu mouse'a 80, 90, 100 lira para verilir mi? Açıkçası gözünüz kapalı bu parayı verebilirsiniz. Size sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Ek olarak da bir örgü kablomuz bulunuyor. Yani örgü kablonun bulunması da bir avantaj. Bu fiyatta bir ürün için uygun fiyatlı ama hani özelliklerinin hiçbirinden kısılmamış. Bu benim çok hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.